Benim çıraklık dönemimde bu çarşı içerisindeki işhanların yukarı katları boş değildi. Her katlarında bir esnaf teşekkür ederdi. Terziler vardı, gömlekçiler vardı, işte kuyumcusuydu, bilmem şunuydu, doktoruydu, hekimiydi. Bunların tamamı yok oldu. Çarşıya bir bakın, üst katlar birçoğu boş. Bugün Kayseri'mizin en eski terzileri, işinde sanatkar olan, randevuyla elbise diktirdiğin insanlar şimdi bazı mağazaların pantolonlarını paçasını büküyorlar. 5 liraya, 10 liraya. Ha, onlar teknolojiye yenildi, yenilmedi ayrı mesele. Ama eleman yetiştiremiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. Efendim ben 25.02.1964 yılında Kayseri'de dünyaya geldim. İlkokulumu Kayseri Ahmet Paşa İlkokulu'nda tamamladıktan sonra orta öğretime yazıldım. Arkadaş kurbanı olarak ortaokula gitmedik, kaçtık. Uzun hikaye de. Bunun neticesinde rahmetli babam benim okuldan kaçtığımı duyunca beni aldı, yeğeni olan ustam Hilmi Ergüven ve Hasan Ekinci'nin ortaklığında olan bu müessesenin ilk kuruluşunu yapan kişiler. Onların yanına beni çırak olarak verdi 1978'de. Benim kuyumculuk hayatım 1978'de okuldan kaçmanın cezası olarak işte kısmet öyleymiş o dönemler. Ve bu mesleğe girmiş olduk. Çıraklığımız da o şekilde başladı. 1984'te askere gittim. 1984-85 sonu 86'nın başlarında askerden geldim. Tekrar ustamın yanına geldim. Efendim, bir sene kadar daha çalıştıktan sonra ustama eğer müsaade edersen abi dükkan açacağım dedim. Ustam burası dükkan değil mi dedi. Abi tövbe aşağı, öyle bir şey yok dedik. Tamam dedi ve ondan sonra ustamla ortak olarak bu işi şimdiye kadar yürüttük. Ustam gelmez. Çünkü ustam diyorum, o 1950 doğumlu. Ara sıra uğrar, gelir gider, ortaklığımız devam eder ama benim mesleğe girmem şeyim budur, 1978'dedir. 70'lerin sonu. 78'in başıdır. Şimdi eskinin çıraklığı ile şimdiki çıraklık arasında çok büyük farklar var. Eskiden usta ataydı. Bizlere şu desturu belirtmişlerdi. 4 kişinin hakkı ödenmez. 1- Senin dünyaya gelmenin vesile olan baban. 2- Senin dünyaya getiren anan. 3- Rızkına kefil olan, rızkımızın kefili Hazreti Allah'tır ama vesile olan ustan veya öğretmenin, hocan, bu 4 dinini, diyanetini belleten hocam. Bu 4 kişinin hakkı ödenmez denirdi. Usta bizim için babadır, atadır. Biz o desturda büyüdük. Yani ben akrenler, benim versiyonumdaki olan insanlar bu şekilde büyüdüm. Yani evde babanız kızsa bir şey diyebilir misiniz, demezsiniz. Usta her zaman için haklıdır o dönemlerde. Ve hatta ben şöyle bir anımı da anlatayım. Ustalım kalfalarım kızardı mesela. Kalfa derdik. Çırak, kalfa, usta, patron. Kalfalarımız dahi kızdığında, evimize bunu şikayet ettiğimizde evdekiler ne hat yedin bak derlerdi. Şimdi bu tamamen değişti. O şey yok. Usta çırak ilişkisi yok. Eski şeye göre yok. Şimdi gençler bu işe sanat gözüyle bakmıyorlar. Bizim zamanımızda bu sanattı. Bu meslek, yani sırf kuyum bir mesleği değil. Her meslek de öyleydi, sanattı. İnsanlar sevdiği bir mesleğe giderdi. Sevdiği işi yapardı. Şimdi adam geliyor, ilk etapta ekonomik yönden başlıyor. Bana haftalık ne vereceksin? Veya bana işte sigorta yapacak mısın? A firmasında bu istediklerini bulamazsa B firmasına gidiyor.
Kişi demiyor ki ya ben bu mesleği seviyorum, ben bu mesleği yapacağım demiyor. Bana ekonomik yönden hangi sektörde para varsa ben o işi yapacağım diyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani istediğin mesleği yapamıyorsun. Okuyan öğrenci de öyle. O işini aşkla yapan kişi o işte ilerler. Sırf bu meslek her meslek için geçerlidir. Temsilde hata almasın, şu caddemizin süpüren temizlikçi. Eğer ki mesleğini sevmeden yaparsa bu çarşıya bir daha gelemez. Süpürürken toz otursa esnaf o bunu belediyeye şikayet eder. Ama o mesleğini severek yaparsa, toz otmazsa, bilmem bir şey yapmazsa, çevreye zarar vermezse işini yaparken çöpçülükten başlar, çavuş olur. O mesleğinin ilerisine gider. Bu hayatta her türlü meslek için geçerlidir. Aklınıza ne geliyorsa. Eğer ki bir insan yaptığı işi sevmiyorsa, o işe nasıl başlamışsa ölene kadar o işe olur. Çırak olarak başladıysa öldüğünde de çıraktır. Biz burada tel bilezik dediğimiz, sarafların bu kollarda asılı olan bilezikleri yapıyoruz. Burma, CNC, Chanel. Bu bilezikleri yapıyoruz. Bunlar bize esnaftan talep üzerine gelir. Gram, model vesaire. Bunların imalatını yapıyoruz. Öğrenmek isteyen birisi, kafası çalışan birisi bu işi 1,5-2 senede beller. Eğer kendisini verirse. Yani bu sırf kuyum mesleği değil, her meslek hemen hemen 1 senede, 1,5 senede bellenir. Yeter ki kişi istesin. Yeter ki sebat etsin. Sabahleyin yatağından kalktığında lanet olsun yine işe mi gidilecek demesin. Yatağından kalktığında şevkle işe gideceğim desin. Çıraklık dönemimizde ya öyle şeydi ki arkadaşlık ilişkilerimiz iyiydi mesela. Bu arkadaşlık ilişkilerimizde hem gülerdik hem ağlardık, arkadaşımızın derdiyle dertleşirdik. Bilmiyorum, şu anda baktığımda toplumda onlar yok. Akşam oldu muydu, hep beraber bir yere giderdik. Hafta sonu işte haftalığımızı alırdık. Bir pastaneye giderdik, lokantaya giderdik. Atölyedeki arkadaşlarımızla. Top oynamaya giderdik yazın. Yani günümün çıraklığı ile şimdi çıraklığın arasında çok şeyler var, çok uçurumlar var. Onu mesela diyelim ki işte takım kurulurdu. A atölyelerin elemanlarıyla işte BC atölyesinin elemanları maç yapar. Bu işte tatlısı ne olur, kolası ne olur. Öyle şeyler yaparız. Yani sosyal etkinlikler yapılırdı. Aile de yani iş yerine karşı ya tamam bu görüyor musun sen dayak yemişsin. Sana işte iş yerindeki kalfan kızmış, bağırmış, çağırmış, doğmuş, soğumuş. Yarın gideyim de hem ustandan hesap soruyorum hem kalfandan hesap soruyorum. Böyle bir düşünce yoktu. Mesleklerini sevmelerini isterim. Ben yanıma gelen her elemanıma, benimle ilk tanıştıklarımda işte burada çalışacak, gerek stajyer arkadaşlarıma dahil, işte burada kendileri de bazıları burada yanımdadır. İlk söylediğim şey şudur, bu mesleği seveceksin. Eğer ki bu mesleği seviyorsan, bu bölümü oku, burada da gel stajını yap. Abi ya ben bu mesleğe hasbelkader geliyorum, ben bunu sevmiyorum diyorsan, hayatta başarısız olursun. Sevdiğin meslek neyse onu yapacaksın. Çırak bulamıyoruz çünkü benim şahsi görüşümce eğitim sistemimizdeki gelen hatalardır. 4+4, 4 olması. Şimdi bir çocuğun liseyi bitirdiğinde yaşı 18-19'a geliyor. 18-19 yaşındaki bir çocuk hiçbir zaman için çıraklık yapamaz. Zaten bir sene sonra askere gidecek. Evde anasına babasına dahi zapt edemediği bir delikanlıyı ben bu iş yerinde nasıl zapt edeyim? Bugün ben öyle tahmin ediyorum ki 5-6 yıl sonra evinizde bir su arızası olsa su tesisatçısı bulamayacaksınız. Ha şimdi Allah'tan Kayseri'de işte Ahervan Meslek Lisesi var. Buradan liseden stajyer arkadaşlar geliyor. Haftanın belirli günleri. Biz bu arkadaşlarla çalışıyoruz. Kuyum sektöründe bu arkadaşlarla çalışan arkadaş sayımız çok fazla. Yani işleri rast gelsin. Bu arkadaşlar yani bizlere büyük bir katkı sağlıyor. Bizler de onlara katkı sağlıyoruz. Görsel olarak burada yapıyorlar, okulda yapamadıkları şeyleri. Ama eleman bulmak maalesef çok zor. Sırf bizim mesleğimizde değil. Bugün gidin bir mahalle fırıncıya sorun. O dahi eleman bulamıyor. Neden?
Teknolojiye ayak uyduramıyor. Allah çok vursun, büyük bir sermaye istiyor mahalle fırını. Adam işte kürek, iki işte elemanıyla hamur kesecek, bilmem bir şey yapacak. Paprikasyon ekmek üretemiyor. Bu insan dahi eleman bulamıyor, kapatıyor. Benim söylemek istediğim şu, eğitim sistemimizde gençlerin neye meyilli olduğunu, artık bu ortaokulda mı olur, ilkokulda mı olur, ona göre yön vermeleri gerekiyor. Bugün üniversite okuyoruz, her ilde üniversite var deniliyor ama bu bence, benim şahsi görüşüm yanlış bir şey. Herkesin üniversite okuması şart değil. Bu memleketin cumhurbaşkanına da ihtiyacı var, bu memleketin çöpçüye de ihtiyacı var. Bu memleketin fırıncıya da ihtiyacı var, bu memleketin su tesisatçısına da ihtiyacı var, kuyumcuya da ihtiyacı var, bakkala da ihtiyacı var. Herkes çocuğum okusun, mühendis olsun. Olmuyor maalesef. Bir şey ortaya sergiliyorsunuz, yaptığınız iş bizdeki sanat. Bir şeyi ortaya getiriyorsunuz, hurdayı, hurda bir mamule alıyorsunuz, kullanılacak bir mamule getiriyorsunuz. Onunla nasıl iftihar etmesiniz? Abi ana tabirle bir tıp doktoruna sürünen bir hastayı götürseniz, doktor iki saat sonra o hastayı koşar adımla göndermiş olsa nasıl olur? Kendini nasıl hisseder? Sanatçı, sanatçıyla da budur sanatkar. Terziye bir kumaşı götürüyorsun, düz kumaş. 4 metre kumaşı götürüyorsun, bir ay sonra sana bir takım elbise veriyor. Bir bez parçasını bir elbise yapıyor. Bir bez parçasını gömlek yapılıyor. Bir deriyi ayakkabı yapıyor. Bu insan nasıl mutlu olmasın, nasıl kendi kendine gururlanmasın? Ve bunu her zaman için de daha iyi yapmak istiyorsun. Daha ileriye gitmek istiyorsun. Yapmış olduğun bir ürünün karşılığında bir teşekkür edildiğinde, eline sağlık usta denildiğinde, bu anlatılacak bir şey değildir. Bunu anlatamazsınız. Yani köre bir rengi anlatmaya benzer. Bir bileziği yapıyorsunuz, müşterinize veriyorsunuz. O size bir teşekkür ediyor. Usta eline sağlık. Bu kelime dünya malına bedeldir. Usta belgeselini sundu.